Bizim son yıllardaki en büyük sıkıntımız birlikteliğimiz ve beraberliğimize verilen zararlar oldu. Biz birlik ve beraberliğimizi kaybeder, bütünlüğümüzü kaybeder duruma geldik. Biz bundan dolayı bu kaçıncı seferdir bir toplulukları birleştirmeye, kaynaştırmaya, hep beraber olmak için böyle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Siz de bunlara böyle hep beraber katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 1 Kasım seçimleri önemli. Neden önemli? Artık Türkiye'nin yönetilmesi lazım. Türkiye uzun zamandır idare ediliyor. Yanlış idare edildiğini biz de söylüyoruz ama bir türlü düzeltemedik. Yanlış idareyle bu noktaya kadar geldi. Ama bir ülkenin yönetilmesi lazım. Biz yönetmeye talibiz. Türkiye'yi daha iyi noktaya getirmeye talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile Türkiye'yi dünya lideri, dünyanın özenle gösterilen bir ülkesi olmak için mücadele etmeye talibiz. Sağ ol başkanım. 1 Kasım seçimleri bunun için önemli. Biz vekil abimle beraber her gün bir yerdeyiz. Her gün bir ilçedeyiz. 5-6 köydeyiz. Ben şahsım adına 9 Şubat'tan beri mücadele ediyorum. Eve gitmiyorum. Çocuklarım diyorlar ki bu akşam görebilir miyiz baba? Muhakkak geleceğim diyorum. Telefon ediyorlar. 5 dakika sonra oradayım. 10 dakika sonra oradayım. Ama hiçbir şekilde görmedim. Göremiyorum. Bugün gene buradayım. Akşam buradayım. Yarın Akhisar'dayım. Biz mücadele ediyoruz. Bunu niçin mi söyledim? Biz iktidarı istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Teşkilatı birinci olmayı istiyor, iktidar olmak istiyor, Türkiye'yi yönetmek istiyor. Bunun için de hiçbir şekilde safsaklama yapmıyoruz, mücadelemize tam bir şekilde devam ediyoruz. Turgutlu'yu da istiyoruz, Turgutlu da birinci parti olacağız başkanım. Ben inanıyorum buna, olmamak için hiçbir sebep yok, daha önce olunmuş. 30 Haziran, 30 Mart'ta tekrar olacağız bunu. Ben bu ışığı görüyorum. Gezdiğimiz, geldiğimiz, gördüğümüz yerlerde hepsi görünüyor. Her yer çok güzel bu sefer. Bu sefer ışık yandı. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olacak. Fazla söz söylemek istemiyorum. Tekrar beyan yapmak istemiyorum. Hepinize afiyet olsun. İyi günler diliyorum. Tamam, ayarlayan, düzenleyen, katkı sunan bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yöneticilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben önce kısaca kendimi tanıtayım. Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra milletvekili adayı olarak bulunmaktayız. Bu manada bütün hemşerilerimizin yaptığı anlattı. Genel olarak da ülkemizin içinde bulunduğu konuları da izah etti. Biz bu manada sizleri fazla burada tutmamak ve sıkmamak anlamında bir iki husustan bahsedip ondan sonra da ayrılmayı düşünüyoruz. Şimdi sevgili hemşerilerim, 2 gün önce genel başkanımızı mutlaka izlemişsinizdir. Televizyonlarda canlı yayında yaklaşık 2 saatlik bir süre içinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne 7 Haziran'dan sonra yapılan bazı asılsız isnatlar ve algı operasyonlarına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Umarım sizi o konuları anlatırken sıkmam. Çünkü çok önemli, bu seçim süreciyle ilgili çok önemli konular. Fazla da uzatmayacağım. Şöyle, 7 Haziran seçimlerini yaşadık. Sonra biliyorsunuz bir hükümet kurma ve koalisyon çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanımız hükümet kurma görevini Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tevdi etti. Ama beklenen sürenin çok çok üzerinde bir süre geçtikten sonra tevdi etti. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ile biz koalisyon çalışmaları sürdü. Sonuç itibariyle sürenin dolmasına birkaç gün kala Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcılarıyla oturdular, konuştular. Sonuç çıkmadı. Ha, bizim 7 Haziran'dan önceki süreçte ve 7 Haziran'dan sonraki süreçte ve o koalisyon görüşmeleri sırasında ve şu anda da bizim tek şartımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve bizlerin tek şartı var. Diyoruz ki biz ülkeyi yönetmeye talibiz. Her şekilde hükümet olmak istiyoruz. Tek başına iktidar olmak istiyoruz. Koalisyona da varız. Ama şartımız HDP dışında bizim 4 şartımızı kabul eden herkesle her şeye varız. Bunu Genel Başkanımız 2 gün önceki toplantı konuşmada da söyledi.
bir hafta önceki seçim beyannamesi açık cumartesi günü Ankara'da Arena Spor Salonu'ndaki seçim beyannamesini açıklarken orada da ifade etti. Nedir bu dört şart? Burada çok nezih bir topluluk var. Gerçekten buradaki herkes inanıyorum bu dört şartı canı gönülden kabul edecek. Bu dört şart buradaki herkesin kabul edebileceği, aklı başında, vatanını seven, bayrağını seven, milliyetçi, her şeyiyle geçmişine sadık, bağlı, herkesin kabul edebileceği dört şart. Çok fazla bir şey istemedik. Ne dedi Genel Başkanımız? Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı anayasal çerçevesine çekilsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasada görevleri var, yetkileri var. Avukat arkadaşımız burada, kanunda diyor ki, anayasa ilk defa biliyorsunuz Cumhurbaşkanı halk oylamasıyla seçildi. Sonra Büyük Millet Meclisi'ne gitti, yemin etti. Yemininde dedi ki 63 ve 64. maddelerde bu yazıyor. Ben bütün bu görevlerimi yaparken bağımsız ve tarafsız olarak davranacağım. Bağımsız ve tarafsız olarak. Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran'daki seçimlerde Davutoğlu 48 yerde açık hava toplantısı yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı 56 yerde açık hava toplantısı yapmış. Ve bütün bu toplantılarda iktidar partisi lehine oy istemiş. CHP'ye vurmuş, MHP'ye vurmuş. Şimdi muhtarlarımız orada hepsi devletin temsilcisi, doğru mu? Doğrudur. Biz devlet baba deriz. Bir köy mahallemize, eski köylerimize bir uzman çavuş gelse, jandarma uzman çavuş gelse 70 yaşındaki dedem ayağa kalkar, buyur der. Niye? O devlete olan saygıdan dolayı. Bizim için muhtarlık makamı nasıl kutsalsa Cumhurbaşkanlığı makamı, Başbakanlık makamı da kutsaldır. Dolayısıyla o makamda kim olursa olsun bizim o makama saygımız vardır. Ama makamdaki kişiler, şahıslar makamın gereği gibi davranmak zorundadır. Dolayısıyla Genel Başkanımızın söylediği Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı makamındaki yerine geçmeli. Bir siyasi parti genel başkanı gibi davranmamalı. Şartlarımızdan birisi bu. Çok bir şey istemedik herhalde, değil mi? Birincisi bu. İkincisi diyoruz ki yine hepimiz kabul edeceğiz. Anayasamızın ilk dört maddesi her şekilde korunmalı. İlk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık, demokratik bir hukuk devleti olduğu, bayrağımızın ay yıldızı bayrak olduğu, marşımızın İstiklal Marşı olduğu, başkentin Ankara olduğu, bu sıralamanın hiçbir şekilde değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyecek şekilde bir madde, anayasanın giriş maddeleri. Bu 1923'te anayasa yapılırken başlamış, 60'taki anayasada korunmuş, 71'de değişiklikte korunmuş, 82 anayasasında korunmuş, ihtilal anayasalarında bile bu korunmuş. Dolayısıyla bunlar bizim temel hükümlerimiz. Diyoruz ki anayasa değişikliği olacaksa bile, biliyorsunuz geçen dönemde bir komisyonlar kuruldu, anayasa değişikliği komisyonları kuruldu. Anayasa değişikliği olacaksa bile biz bu dört maddeyi değiştirtmeyiz diyoruz. Bu kadar da doğal hakkımız yani. Bu sizlerin de düşündüğü, aklınızdan geçen şeyler. Burada sağlıklı düşünen herkesin düşünmesi gereken ve düşündüğü, aklından geçen düşünceler. Şimdi biz üçüncü olarak da dediğimiz, diyoruz ki bir 17-25 Aralık gibi bir süreç yaşadık. 17-25 Aralık. Biz yine hukukçuyuz, yine oradan gireceğim. Hukukta şöyle bir kural vardır. Bir kişinin suçluluğu sabit oluncaya kadar masumdur. Yani birisi hakkında birisi isnat eder. Yok, bu bana hakaret etti. Bu bana şu adam çarptı. Mesela bu suç ispatlanıncaya kadar, yani mahkeme olur. Mahkemeden sonra hakim ya ceza verir ya da beraat ettirir. Dolayısıyla ceza verirse suçludur, bitmiştir. Dolayısıyla bu dört tane bakanımızla ilgili basında, medyada, ekranlarda, yazılı basında, her tarafta dünya kadar şeyler çıktı. Ben yine söylüyorum, benim yanımda masum, suçsuz. Ama suçlu olması için bir yargılanmaları gerekiyordu.
evlerde paralar dendi, kasalar dendi, kutular dendi. İşte Cumhurbaşkanı demiş, oğlum paraları götür. Baba demiş, yarısını gece hava karardığında götüreceğim demiş, bir şeyler demiş. Bu tapelerde, kayıtlarda, telefon görüşmelerinde çıktı. Şimdi bunların ne olması gerekiyordu hemşehrilerim? Ne olması gerekiyordu? Bir mahkeme olması gerekiyordu. Bir mahkeme olacak. Mahkeme hangisi? Yüce Divan. Yüce Divan'a, Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler. Mahkeme bunlara ama ceza verecek ama beraat ettirecek.